Şu an bölgemizde ortalama bizim limanımıza gelen 50-60 civarında bir balıkçı teknesi mevcut. Bunlar her biri bir fabrika, her birinde bir 40-50 kişi çalışmakta, ciddi bir istihdam sağlamakta. Hem balık anlamında hem işçilik anlamında balıkta da Türkiye'nin balık ihtiyacını karşılayacak pozisyonda olan tekneler. Bu insanlar barınağımızın, limanımızın şehir merkezinde olmasından dolayı yani yürüme yolunda alışveriş yapabilme pozisyonları olduğu için bizim Akçakoca Balıkçı Barınağı'nı tercih etmekteler. Her teknede düşünecek olursak 50 kişi çalıştığı zaman birer tane ekmek alsalar 50 tane ekmek yapar. Yani Akçakoca esnafına çok ciddi oranda bir katkı sağlamaktalar. Bunların manav ihtiyaçları var, aygaz ihtiyaçları var, berber ihtiyaçları var, tekel ihtiyaçları var, ekmek ihtiyaçları var. Yani aklınıza ne geliyorsa su ihtiyaçları var. Her şeyini, bütün ürünlerini, bütün ihtiyaçlarını, çorabından iç çamaşırlarına varana kadar Akçakoca ilçe esnafından sağlıyorlar. Berberine varana kadar yani aklınıza ne geliyorsa her türlü kalem bir insanın yaşaması için gerekli. Ne ihtiyacı varsa bütün ihtiyaçlarını Akçakoca Balıkçı Barınağı'nda ve Akçakoca ilçesinden sağlıyorlar, Akçakoca ilçe esnafından sağlıyorlar. Yani şu pozisyon altında yani abartmadan söylüyorum yaklaşık ortalama günlük 1000 kişi civarında Akçakoca'mızdan alışveriş yapıyor. Ama ekmeği, ama tekeli, ama manavı, ama diğerleri yani. Yani çok ciddi oranda bir katkı sağlıyorlar. Şu kış ayında diyelim Akçakoca'da şu anda ne turist kaldı ne herhangi birisi kaldı. Kaldık baş başa biz bize kaldık. Herkes işinde gücünde tarlasında fındığında. Ama turizmin bir başka çeşidi de diyebiliriz yani buna. Hepsi peşin parayla alışveriş yapıyor. Hiçbir işin veresiyesi yok.
Yani çok ciddi oranda bir katkı sağlıyorlar şu durumda. Yani bizim barınağımız biraz daha korunaklı olsaydı, biraz daha geniş olsaydı, günde 1000 kişi değil de belki 3000 kişi, 4000 kişi buradan ihtiyaç sağlama durumunda olacaktı. Ona göre bir katkı sağlanacaktı. Ama elimizden olan imkanlar çerçevesinde ancak bu kadar yapabiliyoruz, bu kadar sağlayabiliyoruz. Yani bu da hiç yoktan iyidir diyoruz yani. Ülke ekonomisine olan katkısı da büyük. Ülke ekonomisine olan katkısı çok çok büyük. Dediğim gibi Türkiye'nin balık ihtiyacı, yani şimdi biz bakıyoruz şurada, günlük ortalama şu yani yok zamanda, hamsinin denizin daha sıcak olduğu zamanda ortalama 100 ton civarında bir hamsi çıkıyor barınağımızdan. Bu biraz sular soğuduğunda bu günlük 300 ton, 400 ton, 500 ton